Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle Zoom üzerinden kendi canlı dersimizi nasıl oluşturuyoruz? Bunu hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Öncelikle şu an bakanlığından gelen haberlere göre ilkokul kısmımız, ilkokul öğrencilerimizi canlı derslerini oluştururken kendimiz oluşturacağız. Onun için hızlı bir şekilde bu canlı dersleri nasıl oluşturuyoruz bir görelim. Sosyal ağlarda birçok bilgi kirliliği var şu an için. Tam olarak bilmiyoruz ama canlı dersler nasıl oluşturulur bunu en azından öğrenmiş olalım. İdaremizin bize verdiği bilgiye göre de derslerimizi oluştururuz. Hızlı bir şekilde canlı dersler kısmına geliyoruz değerli dostlar. EBA'mızdan. Burada kendi harici canlı dersimizi ekliyoruz. Burada ders bilgilerimizi görüyoruz. Canlı ders başlığı. Ne olsun? Fen bilimleri olsun. Kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıf benim sınıfım. Tarihi seçiyoruz. Şu an için en erken Salı gününü seçebiliyoruz. Ben daha önceki yaptığım dersimi bir önceki dersin atamasını yapacağım. O da 11-10 10.30-11 arasıydı. Şu şekilde olsun. 11-10.30-11 arası. Burada açıklama kısmı var ya istersek. Daha sonra ders linki ile ders şifresini buraya yazacağız. Dersimizin ismini ve ünitesini, konusunu seçiyoruz. Hızlı bir şekilde şurada gösterelim. Bu hazır olarak bu şu an beklesin. 4A şubesi olarak da seçtim. Öğrencilerimizi listeleyip daha sonra kaydet dediğimizde şu bu ders linki ile ders şifresine girdiğimizde dersimiz oluşacak. Şimdi hemen Zoom yoksa önce Zoom indiriyoruz değerli arkadaşlarım. Zoom indirirken de Google üzerinden Zoom yazıyoruz ve ilk gelen linke tıklıyoruz. Bu sayfada da download kısmına basıyoruz. Download kısmına bastıktan sonra en üstteki kısmı basıp Zoom programının hızlı bir şekilde bilgisayarımıza inmesini sağlıyoruz. Program bilgisayarımıza indikten sonra kurulum aşamasına geçiyoruz hızlı bir şekilde. Çalıştır diyerek programımıza bilgisayarımıza kurulmasını sağlıyoruz. Daha önce Zoom'a üyeliğimiz varsa açılan pencerede bilgilerimizi gireceğiz ama daha önceki açılan bu arayüzde yukarıdaki kısma basarsak daha önce yer aldığımız bir giriş yapacağımız Zoom bilgileri varsa buna girerek o oturuma toplantıya bağlanmış oluyoruz. Ama üyelik bilgilerimizi girerek oturum açmak istiyorsak buraya basarak buradaki bilgileri doldurmamız lazım. Daha önce Zoom üyeliğimiz varsa buradaki mail kısmına ve şifre kısmına girerek giriş yapabiliyoruz. Eğer yok yeni üye olacaksak buradan Gmail'imizde veya Face üzerinden de kayıt olabiliyoruz. Ben Gmail üzerinden kaydımı gerçekleştireceğim. Evet değerli dostlar, açılan link üzerinde Gmail bilgilerimi girdikten sonra bana burada Zoom uygulamasını açayım mı diye soruyor. Hemen aç diye tıklıyoruz. Zoom uygulaması açıldıktan sonra gelen arayüz üzerindeki şöyle aşağı indirelim. Bu takvim kısmına basarak canlı dersimizi oluşturacağız. Burada gelen sekme üzerinde canlı dersimizin bilgisini yazıyoruz. Canlı dersimizin ismi neydi? Fen bilimleri. Hangi saat aralığını yazmıştık? 10.30-11.10'du galiba. Bakın buradan 10.30 dersin başlangıcını seçiyorum. 10.30-11 arasıydı galiba. Buradaki saatte ellemeyelim. Yarım saat olarak dursun. 10.30 seçtiğimizde sıkıntı olmaz ama bazen saatler farklı saate seçeceksek buraya tıklayarak burada değişiklik yapabiliriz. Mesela 45 şeklinde veya işte 10'u 10 geçeyse 10 şeklinde yapabiliriz. Bizimki 10.30'da 10.30 şeklinde kalsın. Daha sonra buradaki waiting room kısmını pasif ediyoruz. Yani derse öğrenciler bizden önce girmeyecekler. Zamanı gelince girecekler. Daha sonra dersimizi EBA'da işleyeceğimiz için burayı da bu şekilde işaretliyoruz. Diğer kısımlar aynı bu şekilde kalıyor. Şuradaki saat kısmının da İstanbul olarak kalmasına dikkat edelim. Dersimizin başlaması için önemlidir. Daha sonra save diyerek dersimizin bilgilerini şu şekilde yani şu dersimizin tarihini seçmedik. Hızlı yaptığımız için ayın 22'siydi. Şimdi oldu. Save dedik. Bu şekilde dersimizin bilgileri geldi değerli dostlar. Buradaki bilgileri
saatlikler kopyalama yapamadım ben. Onun için Word dosyası açtım. Öncelikle buradan kopyalayarak, kopi diyerek kopyaladım. Ve Word kısmına bilgilerimi yapıştıracağım. Hemen yapıştırıyoruz. Ve burada değerli dostlar, bilgilerimiz var. Buradaki dersimizin linkini ve şifremizi EBA'daki kısımlara girdiğimizde artık dersimiz tanımlanmış olacak. Hemen kopyalıyoruz. EBA'daki bilgilerimiz nerede? Buradaydı. Evet, ders linki kısmına yapıştırıyorum. CTRL-V dedim. Daha sonra şifreler kısmından kopyalıyorum ve dersimin şifresini yazıyorum. Evet, öğrencileri listele dediğimde aşağı kısımda öğrencilerimizi listeleyecek. Ben öğrencilerin isimleri görünmemesi için aşağı indirmedim. Canlı dersi gönder diye artık tıkladığımda hem öğrencilerime hem de bana bildirim geldi. Canlı dersimiz tanımlandı diye. Şimdi haftalık kaç saat derse gireceksek burada programınız yanınızda olsun, sırayla bir 15-20 dakika içinde tüm derslerinizin girişlerini yapabilirsiniz. Daha sonraki ileri tarihlere de ders ataması yapabiliyorsunuz değerli dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.